Hiç şüphesiz 20. yüzyıl tarihinin en dikkate değer olaylarından biri Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşudur. Türkiye Cumhuriyeti, milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır parolasıyla başlatılan Türk Bağımsızlık Savaşı'nın yani milli mücadelenin bir sonucudur. Genel olarak milli mücadele ilk zamanlarda serüven, ciddiye alınmaması gereken bir ayaklanma sayılmıştır. Sonra da işin ciddiyeti anlaşılınca bunun akılsızca bir girişim olduğu, başarı ile sürdürülmesi olanağı bulunmadığı, milletin topyekün olarak intihara sürüklendiği ve sonucunun mutlaka büyük bir felaket olacağı iddiaları ortaya atılmıştır. Bu gibilerin dayandıkları gerekçeler belirli bir mantık açısından hiç de yabana atılır cinsten değildir. Böylece çeşitli görüşlerle herkes kendi anlayışına, çıkarına, gücü ve yeteneğine göre ayrı ayrı yollar izlemiştir. Kimisi zararın neresinden dönülürse kârdır anlayışıyla, var gücüyle milli mücadele hareketini engellemeye çalışmış, kimisi zora başvurarak hareketi bastırmaya kalkışmıştır. Ama ne birinciler ne de ikinciler amaçlarına erişememişlerdir. Koşulların umutsuz, maddi olanakların büsbütün yetersiz olmasına ve tutulan yolun çıkmaz gibi görünmesine karşın milli mücadelede zafere erişilmiştir. Peki nasıl olmuş da bu kadar karşı çıkılan bu dava kazanılabilmiştir? Normal düşünen her insan işi hesaba kitaba vurursa o günkü koşullar altında milli mücadelenin çıkmaz bir dava olduğunu anlamakta güçlük çekmez. Ama işin başında şimdiye kadar giriştiği her işte başarı göstermiş, milletinin güvenini kazanmış, zamanın ve olayların da dehasını ispat ettiği Mustafa Kemal Paşa vardı. İşte Türkiye Cumhuriyeti olağanüstü nitelikteki mücadeleler sonucunda meydana gelmiş bir eserdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin meydana getirilmesi dünya çapında yankılar uyandıran bir olay olmuştur. Her şeyden önce milli mücadelemiz dünyadaki mazlum milletler için adeta ufukta beliren bir umut ışığı, kurtuluş yolunu aydınlatan bir meşale olmuştur. Diğer bütün kazanımlar içinde gerekli zemin hazırlayan temel olay milli mücadeledir. Milli mücadelenin askeri harekat bölümünü İzmir'de noktalayan Atatürk, "Asıl şimdi başlıyor," demiştir. Ki bu çok önemli bir tespittir. Atatürk daha Erzurum Kongresi'nin toplanmasından önce arkadaşı Mazhar Müfit Kansu'nun ileride Türkiye'de kurulmasını düşündüğü hükümet biçiminin ne olacağı sorusuna, "Açıkça söyleyeyim, hükümet biçimi zamanı gelince cumhuriyet olacaktır," cevabını vermiştir. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması ile yeni bir Türk Devleti kurularak Osmanlı Devleti bir gölge devlet durumuna getirilmiş ve Atatürk'ün yeni bir Türk Devleti kurulması konusundaki ülküsü de gerçekleşmiştir. Ne var ki bunun Cumhuriyet adını alması ve Cumhuriyetçi biçiminde tam anlamıyla işlemesi zamanı henüz gelmemişti. Yeni kurulan meclis, milletin tek temsilcisi sıfatıyla Kuvvetler Birliği'ni benimsemişti. Kabul edilen önergeyle meclis sadece yasama yetkisini değil, yürütme yetkisini de benimsemişti. O dönemin zorlukları gereği bir meclis hükümeti kurulmuştu. Meclis başkanı aynı zamanda devlet başkanlığı görevini de yerine getirmekteydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkisini de herhangi bir kayıt ve sınırlamaya tabi olmadan kullanıyordu. Atatürk'e göre böyle bir hükümet, hakimiyeti milliye esasına dayanan halk hükümetidir, cumhuriyettir. Atatürk'e göre halk hükümeti, hakimiyeti tamamen halka veren ve halk için çalışan bir hükümettir. Bu, demokrasiden başka bir şey değildir. Halk hükümeti, halkın saadeti ve refahı için çalışan ve egemenliği kayıtsız şartsız millete veren hükümettir. Egemenliğin millette olduğu bir devlette, hükümet sisteminin de elbette halkın kendi kendini yönetmesi yani demokrasi olması gerekir. Cumhuriyet, millet egemenliğini benimseyen ve millet egemenliği ile bağdaşabilen tek rejimdir. Atatürk, egemenliğin millete ait olduğu görüşünü işlemekle ve bu görüşü yeni Türk Devleti'nin temel taşı yapmakla milli devletin, devlet ve hükümet şeklinin de
cumhuriyet olacağını ortaya koyuyordu. Erzurum ve Sivas kongreleri halkın temsilcileriyle yapılmıştı. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile milli irade gerçekleşmişti. Yani yeni Türk Devleti kuruluşundan itibaren adından başka her şeyiyle cumhuriyetti. Doğan çocuğun adı belliydi ve 29 Ekim 1923'te cumhuriyet ilan edilerek devletin siyasi rejiminin adı yasallaşmıştır. Atatürk'ün cumhuriyeti devletin siyasi rejimi olarak seçmesinin ilk sebebi çok uzun süreden beri cumhuriyetin özlemini duymuş olmasındandır. Atatürk gençlik yıllarında Türkiye'yi modern devlet ve modern toplum olarak gerçekleştirecek tek siyasi rejimin cumhuriyet olduğu inancındadır. Atatürk'e göre cumhuriyet rejimi demek demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. Cumhuriyetin baş özelliği millet egemenliğine dayanması, demokrasiyi sistem olarak benimsemesidir. Cumhuriyeti yaşatacak ve ayakta tutacak tek kuvvet ise halkın siyasi olgunluğuna ve ahlaki değerlerine dayanan kamu yararı düşüncesidir. Bu yönüyle cumhuriyet bir kişiye veya zümre yararına değil, kamu yararına dayanan ve kamu yararına göre yönetilen devlet şeklidir. 1923'te devlet şekli olarak ilan edilmiştir. Egemenliğin kayıtsız ve şartsız doğrudan doğruya Türk milletine ait olduğunu devlet hayatımıza kazandıran Atatürk, birbirinden önemli devrimleri yaptığı halde Cumhuriyet'in 10. yılını kutlarken "Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük emeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir." derken Cumhuriyet'in önemini bir kez daha vurgulamıştır. Türk milletinin karakterine, geleneklerine en uygun idare cumhuriyettir. Cumhuriyet, hürriyet rejimidir. Hürriyetlerin en iyi korunduğu ve savunulduğu bir siyasi düzeni ifade eder. Ülkemizde cumhuriyet, fazilet ve adaletle eş anlamda kullanılmıştır. Cumhuriyet, fazilettir. Cumhuriyet idaresi, faziletli ve namuslu insanlar yetiştiren yönüyle örnek siyasi rejim olmuştur. Cumhuriyet, devlet şekli biçimi olduğu kadar uygulanan siyasi rejimin adıdır. Aynı zamanda Türk inkılabını da ifade eder. En ileri ve en gelişmiş devlet şeklidir. Cumhuriyet, en gelişmiş ve en ileri devlet şekli olarak Türk devriminin hem ürünüdür hem de başarısıdır. Atatürk, Türk ulusunun en değerli hazinesi olarak nitelediği ve her neye mal olursa olsun korunup savunulması gerektiğini vurgulayıp Türk gençliğine emanet ettiği cumhuriyetin düşüncesi, kültürü ve vicdanı özgür kuşaklar istediğini, demokrasiyi en yetkin biçimde gerçekleştiren devlet biçiminin cumhuriyet olduğunu belirtirken, cumhuriyet kavramı üzerinde herhangi bir belirsizlik bırakmamıştır. Türkiye'de cumhuriyet ve demokrasi kültürünün sağlam bir temele oturtulması ve başarılı olunması, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylev ve demeçlerinde vurguladığı gibi, yurttaşların demokrasiyi algılama ve ona inanmaları ile orantılı olacaktır. Atatürk'ün dediği gibi, "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz."